Efendim iyi akşamlar. 20 Temmuz 2018 günlerden Cuma. RT Televizyonu ana haber bülteninde canlı yayınla karşınızdayız. Yoğun bir gündem var. Ayrıntılara geçelim. Bildiğiniz gibi ana haber bültenimizde her gün vatandaşlara farklı bir soru soruyoruz. Onlardan yanıtlar alıyoruz ve bunu her akşam bültenimizde sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü konumuz Ereğli'nin sizce en büyük sorunu nedir? Vatandaşlarımıza yönelttik. İşte aldığımız yanıtlar. Valla büyük sorun diye bir şey yok Ereğli'de. Gayet iyi çok. Ereğli'nin en büyük sorunu işsizlik. Gerçekten dedim Karaman'a bakıyorum, Ereğli'ye bakıyorum. Bizim Ereğli'miz oradan daha güzel. Ben bunu gerçekten gittim, orayı da gördüm yandım. Daha dün gittim Karaman'a. Yani milletvekillerimize, siyasetçilere sesleniyorum. Ereğli'ye sahip çıkın. Sadece bu mecliste parmak kaldırmayla bu iş bitmiyor. Yollar yapılıyor, başka bir sorun yok. Ereğli'miz güzel çalışıyor ya, fena değil. Hani bir de yollar huzuyla yapılıyor, iyi yollar yapılıyor yani. Hani yolların hiçbir gereği yokken yapılıyor yani, o başka bir sorun yok. Mahallelerde biraz yarım yerlerimiz var. Onlar bir yapılırsa çok memnun olur. Yani büyük şehirlere yakışır bir güzel Ereğli'miz. 37 tane vilayetten büyük Ereğli'mize de her şeyin güzel olmasından yanayız. Onun için yetkililerimiz, çalışan idare amirlerimiz, yöneticilerimiz bu konuya özen gösteriyorlar. Daha güzel, daha yeşil, daha güzel bir Ereğli olması için çaba sarf ediyorlar. Ereğli'deki parklar bundan böyle daha da güvenli olacak. Neden mi? Çünkü parklara yavaş yavaş Ereğli Belediyesi tarafından güvenlik kameraları takılmaya başlandı. Konu hakkında Belediye Başkanı Özkan Özgüven yazılı açıklama yaptı. Ereğli Belediyesi güvenlik amaçlı parklara kamera sistemi kuruyor. Parkların dört bir köşesini gören güvenlik kameraları için vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyor. Hemşerilerimizin huzur ve mutluluğu bizim önceliğimizdir diyen Başkan Özgüven, daha yaşanabilir bir Ereğli için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmet noktasında birçok ilki yaptık, önemli yatırımları gerçekleştirdik. Tüm bu hizmet ve yatırımların yanı sıra vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için imkanlarımız doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada parklarımızı güvenlik kameralarıyla daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Parklarımızın kontrolü ve denetimi için teknik ekibimizin tespiti sonucunda farklı noktalara güvenlik kameraları yerleştirdik. Hemşerilerimizin ve özellikle çocuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbirleri almaya devam ediyoruz dedi. Parklarda alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra bazı mahallelere belediye ekipleri tarafından yeni parklar yapılıyor ve Belediye Başkanı Özkan Özgüven de önceki gün akşam Hacı Mustafa Mahallesi'nde yapılan bir parkı ziyaret etti. Özgüven'e AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun da eşlik etti. Belediye Başkanı Özkan Özgüven kısa süre önce yapımı biten parkta vatandaşlar ile bir araya geldi. Samimi sohbet ortamında yapılan buluşmada mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı mahalle sakinleri Özgüven'e teşekkür ederek ikramlarda bulundu. Yaptığımız hizmetlerin takdir görmesi bizleri mutlu ediyor diyen Özgüven, kısa süre önce Hacı Mustafa mahallemizde yapımını tamamladığımız parkta hemşerilerimiz ile bir araya geldik. İlgileri, ikramları ve güler yüzleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki tebessüm bizim için her şeyden önemli. Hizmet noktasında onların da desteğiyle önemli çalışmalar yürütüyoruz. Her zaman hemşerilerimizin istek ve taleplerini değerlendirerek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan hemşerilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Vatandaşlarımızın desteğiyle ilerleyen zamanlarda da önemli hizmetleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz dedi. Dün ana haber bültenimizi ekranlarınıza getirmiştik. Ereğli Polis Okulu'ndan yaklaşık 346 öğrenci mezun oldu. Ve burada bir görüntü dikkatleri çekmişti. Öğrenciler hep bir ağızdan 15 Temmuz
demokrasi marşını söyledi. Biz Erite Kurumu olarak bu videoyu aldık. Üzerinde oynama yaptık. Montaj güzel bir video ortaya koyduk. Şimdi bu videoyu ekranlarınıza taşımak istiyorum. Tabi bunun yanında öğrencilerimizi alkışlıyor. Polis okulu müdürümüz Ali Kurbi Bey'i kutluyor ve bu videoyu kendilerine armağan ediyoruz. Polislerimizi kutluyoruz. Değerli izleyenler, merak edilen bir konu. Günlerdir soruyorsunuz ve biz de bu haberi sizlerle paylaşıyoruz. Üçüncü etap TOKİ'nin inşaatı ne zaman bitiyor? Başvurular ne zaman başlıyor? Nereye yapılacak? Kaç para yatırmamız gerekiyor? Kimlere verilecek? Tüm bu soruların yanıtını haberimizde izleyelim. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, inşaatı devam eden 3. etap TOKİ bölgesini ziyaret etti. Bir ay sonra başvuruların yapılacağının altını çizdi. Etyemez şunları belirtti. Evet. Değerli basın mensupları, Ereğli'deki 3. etap değil mi bu bizim? Evet. 3. etap TOKİ konutları, milletimize, halkımıza hizmetine sunacağımız TOKİ konutları 340 dairelik. Yani 6'sı kapıcı dairesi, 334'ü de vatandaşımıza satışa sunacağımız TOKİ konutlarının inşaatı bütün hızıyla devam ediyor. Büyük bir oranda. Yüzde kaç diyebiliriz buranın? Şu an yüzde 40 civarlarında. Yüzde 40 civarlarında inşaat, kaba inşaatı özellikle de bitmiş durumda. İnşallah geri kalan kısmını da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ama şunu özellikle halkımıza duyuru anlamında buradan açıklama yapmak istiyorum. TOKİ Başkanlığımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde bu bir ay içerisinde hesaplamaları, maliyetleri üzerinde çalışma yapılıyor. Bir ay içerisinde halkımıza satışa sunacağız. Evet. Yani evet, net bir şekilde halkın satışına sunulacak.
Onun için hazırlıklar yapılıyor. TOKİ Başkanlığımızda Ankara'da gelmeden önce görüştüm ben. O teknik çalışmalar maliyeti hesaplamaları yapıldıktan sonra satışa sunulmuş olacak ve artık talep alacağız. Ama şunu hissediyoruz. Ereğli'de bu 334 konut ihtiyacı karşılamayacak düzeyde. Bunu daha önceki TOKİ konutlarından farklı bir mimaride ve farklı özelliklerde daha çok fazla katlı değil, yeni konut trendine uygun bir planlama yapıldı. O nedenle sayı az tutuldu. Bunları satış yapıldıktan sonra inşallah arsamız var. TOKİ'de yapmaya hazır. Halkımızdan talep geldiği sürece bu TOKİ konutlarını çoğaltmaya, yapmaya. Bakın bugün üçüncü etap. AK Parti döneminde birinci, ikinci etap yapıldı. Üçüncü etabı da tamamlayacağız, satışa sunacağız. İnşallah dördüncü, beşinci, altıncı etabı da halkımız istediği sürece bunu yapmaya devam edeceğiz. Peki buradaki insanlar kayıtları nereye yapacaklar Sami Vekil? Kayıtlarını şimdi bakın onun şeyi netleştikten sonra bunu açıklamasını yaparız. Bunlar teknik konu. Yani bir ay içerisinde yapılacağını buradan ifade edelim. Teknik konu olduğu için ilan edildiği zaman müracaat yerini de, para yatırma yerini de, hesapları da hepsi ortaya çıkar. Zaten tabii devletin kurumu genelde Ziraat Bankası ile çalışır ama bunun açıklamasını TOKİ açıklama yaptığı zaman bunlar ortaya çıkacak. Peki emeklilere ve engellilere yönelik mi verilecek? Biz bir defa baştan TOKİ Başkanı ile konuşurken bir emeklilerle ilgili bir kontenjan ayrılmasını arzu ettik. Tabii emeklilerimiz tamamen bize ayrılsın diyor ama emeklileri diğer halktan soyutlamak doğru değil. O nedenle burada hem onlara hem de halka satış yapılabilecek bir planlama yapılacak. Bitim olarak tamamen ne zaman teslim ediyor peki evet. dairelerimiz? Yani şu an TOKİ'nin bize belirlediği süre 6 Haziran 2019. Ama biz daha önce bitireceğiz ama tabii bazı prosedürler var. Doğalgazdır, altyapıdır, elektriktir, sudur, kanalizasyon ve bu tarz şeyler var. Yani biz aday içimizde kendi ihale sınırımızı gelecek senenin başına bitiririz, teslim ederiz. Ya yani bir yıl içerisinde bitirir. Haziran'dan önce de biter ya. Evet, Haziran'dan önce bir yıl içerisinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilir burası. Özellikle az önce söylediniz efendim. Üçüncü etap yani bu TOKİ'ler yetmediği takdirde bunun dördüncü etabı da gelir, beşinci etap da gelir dediniz gelir, değil evet. mi? TOKİ hakkındaki son durumlar böyle. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da bir olay yaşandı. Kendi çocuğunun ateşini düşüremedi diye bir adam doktorun kafasında kaldırım taşı parçalayarak ağır yaralanmasına neden oldu. Yanlış duymadınız. Bu konuyla ilgili bütün Türkiye'de doktorlara, hekimlere yapılan şiddet nedeniyle tepkiler yükseldi. Bir tepki de Konya'daki doktorlardan geldi. Konya'daki hekimler görev başındayken uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Bahattin Ahmet Yalçın ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddete tepki gösterdi. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet son yıllarda bu kadar arttıysa bunun en önemli etkeni hekimler başta olmak üzere sağlık ordusunun neferlerinin fedakarlığıdır. Hasta memnuniyetini hekim ve sağlık çalışanlarının özverisi olmadan sadece fiziksel mekanlar ve modern cihazlar kesinlikle sağlayamaz. Zira hastayı hekimler ve beraber çalıştığı sağlık ekibi tedavi eder. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmını tenzih ederek kendilerinden ricamız şudur ki, toplumsal rahatsızlıkların tedavisi hep birlikte toplumla beraber olur. Bu tip olumsuz örnekleri hep beraber tedavi edeceğiz. Sağlıkta şiddet konusunda Sağlık Bakanlığımıza ve hükümete düşen önemli görevlerin olduğunu da belirtmek istiyoruz. Bu alanda yapılan çalışmalar elbette var. Ancak tekrarlayan vakalar da gösteriyor ki cezalar caydırıcılıktan oldukça uzaktır. Tutukluluk ile yargılanmak başta olmak üzere ceza alt limitlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca yoğun acil servis ve klinik ortamlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki güvenlik önlemlerinin alınması zaruret halini almıştır. Televizyon dizileri vasıtasıyla bile sağlıkçıya şiddetin özendirildiğine şahit olmaktayız. Bu kurumların hem kendilerinin
hem de bunları denetleyici kurumların bu konuda hassas davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Doktor Filiz Demir gibi anne babasını trafik kazasında kaybeden 33 günlük bebeği emziren hekim annelerimizin, Samet Kuz gibi acil müdahale için hastasını sırtında taşıyan sağlık çalışanlarımızın daha çok konuşulması ve bu mesleğe saygı duyulmasını sağlayacak haberlerin daha çok yapılmasını arzu ediyoruz. Hekimliğin ve sağlık uygulamalarının ilk ve temel ilkesi önce zarar vermemektir. Hastalarımız merak etmesinler. Tüm sağlık çalışanları bu duyarlılıkla hareket etmek üzerine eğitim alırlar. Son söz olarak bir kez daha saldırılarda vefat eden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, Doktor Bahattin Ahmet Yalçın başta olmak üzere tüm yaralanan meslektaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gün içindeki gelişmeleri her zaman söylediğimiz gibi eritajans.net adlı haber portalımızdan takip etme imkanınız var. Sırada kısa bir reklam varız. Eva Pizza Cafe Bistro, İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Ereğli'de yeni bir mağaza açıldı. Bayan giyim üzerine iddialı olan Deniz Butik, açılışı özel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kaliteli ve marka ürünleri Ereğli bayanlar ile buluşturan Deniz Butik'te adeta yok yok. Açılışı özel gömlek, ceket, pantolon, askılı, kutulum ve daha neler neler. Gelin, görün, farkımızı fark edin. Deniz Butik, Hacı Müteahhit Mahallesi, Rasim Erel Caddesi, Pembe Köşk Apartman 6, Adese karşısında. Telefon 712 14 15.
yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 78 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 203 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 122 kilometre soğuk asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 412 kilometre soğuk asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Mutlu çocuklarıyla Ereğli daha değerli. Hadi çocuklar, yaz panayırı çocuk atölyesi başlıyor. Zeka ve akıl oyunları, sosyal beceri, görsel sanatlar, hayata dair her şey atölyeleri, oyun ve sportif faaliyetler köşesiyle eğlence çocukları bekliyor. Birinci geleneksel yaz panayırı çocuk atölyesi 2 Temmuz 1 Eylül arası sabah 9'dan akşam 18'e kadar Oğuz Ata sosyal tesislerinde. Tüm çocuklarımız davetlidir. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.